hem gezerken eğlendiren, eğlendirirken de bilgilendiren, aynı zamanda yön veren programımız Şehir Günlükleri durağına Eskişehir'den devam etmekte. Şu anda neredeyiz? Endüstriyel alanda uzmanlaşmış bir isimle beraberiz. Ayhan Bey'leyiz. Ayhan Bey, programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Misafirperverliğiniz doğrultusunda daha da iyi olduk. Öncelikle ben bilgilendirme yapmadan önce izleyicilerimiz adına sizleri kısaca biraz tanıyabilir miyiz? Ayhan Akbulut, 1976 doğumluyum. Bu sektörde yaklaşık 27 yıldır beraberim, iş şeyim. Son 12 yıldır da kendi işimi yapmaktayım. 27 yıllık bir tecrübeden bahsediyoruz efendim. Ben öncelikle bilgilendirmeye geçmeden bu tecrübe serüveniniz nasıl başladı? Kısaca biraz öğrenebilir miyim? Meslek lisesinden mezun olduktan sonra 17 yaşında özel bir şirkette elektrik firmasında çalışmaya başladım. 15-16 yıl civarında orada çalıştıktan sonra kendi şirketimi kurdum. Şu anda kendi şirketimde devam ediyorum. Yani işin içinden harmanlandınız, buralara kadar geldiniz, şu anda bayrak tutuyorsunuz. Aynen öyle, öyle diyebiliriz. Süper. Peki engin bilgileriniz doğrultusunda sizden biraz iş değişlerinizle alakalı izleyicilerimiz adına bilgi alabilir miyim? Tabii ki. Bekas Elektrik olarak biz 2009 yılında kurulduk. 2009 yılından bu tarafta elektrik sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Satış yapıyoruz. Endüstriyel malzeme satıyoruz daha çok. Tedarikçi zinciri sağladığımız firmalar da endüstriyel firmalar. Bunlar Kütahya, Eskişehir ve Bilecik bölgesinde daha çok faaliyet gösteriyoruz. Bu firmaların da çözüm ortağıyız. Yani bir üretim tesisleri doğrultusunda ekipmanlarınızla beraber bir işleyiş yapıyorsunuz endüstriyel alanda. Ve bu doğrultuda öncelikle ekip arkadaşlarımızdan biraz bahsedelim. Kaç kişi çalışıyorsunuz efendim burada? Şu an mevcutta 35 kişi çalışıyoruz. Bunların 6 tanesi elektrik mühendisi. Diğer kısımları da teknisyen, elektrik teknikleri ve muhasebe, satış departmanı olmak üzere toplam 35 personel bulunmaktadır. Yani işinde herkes ehli olan insanlarla beraber çalışmaktasınız. Tabii ki. Genelde sıfırdan gelen, okuldan mezun olan genç elektrik mühendisleri ya da diğer arkadaşları alıp eğitip, gerekli eğitimleri verdikten sonra da satışa veya uygulama alanlarına gönderiyoruz. Evet efendim, ben buna değinmek istiyorum. Şimdi malum günümüz pandemi süreci, birçok üniversite öğrencileri çalışmıyor ya da iş bulamıyor. Sizler doğrultusunda sohbetimizde geçerken bahsettiniz bizlere. Burada eğitim verdiğinizi, sıfırdan bir insanı yetiştirdiğinizi bahsettiniz. Biraz da izleyicilerimiz hakkında bilgi alabilir miyiz? Şöyle söyleyeyim, ben özellikle elektrik mühendislerine seslenmek istiyorum buradan. Genç, yeni mezun arkadaşlara seslenmek istiyorum. O arkadaşların ilk 5 yılı kesinlikle para olmamalı. Para odaklı çalışmak istiyorlarsa bu meslekte kesinlikle başarı olacaklarını ben hiç inanmıyorum. İlk 5 yılda kesinlikle para değil, bilgiye odaklanmalılar ve bilgiye aç olmalılar. Bu şekilde bir yol çizerlerse kendilerine, hayatları boyunca başarı olacağını düşünmekteyim. Yani genç izleyicilerimizle buradan mesaj veriyoruz aynı zamanda. Diyoruz ki eğitim eğer zayıf kaldıysa bu çatı altında biz eğitiminize eğitim katıyoruz. Aynı zamanda sizi bilgilendiriyoruz, hem de sizlere bir meslek sahibi ediniyoruz. Doğru mudur? Çok doğru. Üst sırada para veriyoruz. Çok güzel efendim. Bu doğrultuda bizim dikkatimizi çeken bir durum var. Burada bir robot sistemi ilerliyor. Tamamen insan yükünü üzerinden alan, işleyişleri daha da hızlandıran bir sistem. Bu sistemden bizlere biraz bahsedebilir misiniz? Öncelikle şöyle bahsedeyim, ben bir şirketimizi tanıtımla başlayayım size, sonra robot konusuna gelsek uygundur herhalde. Tabii ki de işleyiş doğrultusunda, özellikleri konusunda, robot konusunda sizlerden engin bilgilerinizi alırsak hem izleyicilerimizin merakını ortadan kaldırmış oluruz hem de bizlerin merakını ortadan kaldırmış oluruz. Tabii ki. Şöyle, biz Bekas Elektrik firması olarak 3 bölümden oluşmaktayız. İçeride kendi içimizde 3 bölüm var. 1 otomasyon bölümü, 2 satış bölümü, 3 taahhüt bölümü. İlk başlangıç, bu şirketin başlangıcı satışla başlamıştır. Daha sonra taahhüt, daha sonra da otomasyon bölümü eklenerek sektörde devam etmekteyiz. Elektrik bölümü endüstriyel malzeme satışı yapmaktadır. Daha çok otomasyon malzemeleridir. Bunlarda da bizim daha çok Alman malı, Alman markası ürünlerle ilgili bu bölgede distribütörlüğümüz vardır. Daha sonra piyasa grubumuzda Delta, Tayvan menşeli ama Amerika menşeli, Tayvan'da üretilen Delta marka otomasyon, hız kontrol, PL sistemi, servo motorlar stoğumuzda ciddi anlamda mevcuttur. Bu şekilde de hizmet vermekteyiz. Otomasyon bölümümüzde de müşterilerimize Delta, Zeek, Vago ve diğer ürünlerde
Aynı zamanda teknik destek sağlamaktayız. Bu teknik desteğin karşılığı bedelsizdir. 7/24 teknik hizmet müşterilerimize verebiliyoruz ve ürünlerin arkasında duruyoruz. Gerekirse sahada müşteriye destek çıkıp montajında, devre almada da bedelsiz olarak hizmet sunmaktayız. Taahhüt bölümümüze gelirsek, taahhüt bölümümüzde de endüstriyel tesisler kuruyoruz. Amaç, hedefimiz endüstriyel tesisleri anahtar teslim yapmak. Müşteriye kesinlikle elektrikle ilgili bütün işlerinde ikinci başka bir firmaya işini bölmeden anahtar teslim müşteriye teslim etmek. Bunları biraz açacak olursak 36.000 volttan 0.1 volta kadar olan tüm işlerini müşteriye başka bir yere yönlendirmeden biz kendi ekibimizde, kendi mühendis kadromuzda çözümler üreterek anahtar teslim işler yapıyoruz. Efendim, bu kadar ekipmandan bahsetmişken bizlerin ilgisini çeken bir robot bulunmakta burada. Bu robotun bizlere işleyişinden ve özelliklerinden biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki. Robot işine geçen yıl ilk başta personel alımıyla başladık. Bu yılda ilave personel alarak daha sonra da bünyemize Nisan ayında robotu alarak laboratuvar da kurarak robot uygulamalarına başladık. Şu an otomasyon bölümünde 3 tane elektrik mühendisimiz mevcuttur. 3 tane elektrik mühendisimiz ARGE çalışmaları da yapmaktadır. Aynı zamanda parantez içinde şunu da eklemek istiyorum. Bir otomasyon bölümümüzde bir laboratuvarımız mevcuttur. Burada müşterilerimize ücretsiz olarak eğitim vermekteyiz. Destek sağlamak amacıyla ve robot uygulamaları yapmaktayız. Sahaya çıktığında arkadaşlar firmaların robotla ilgili istemiş oldukları uygulamaları, parçaları şirketimize getirirler, laboratuvarda gerekli deneyleri, testleri yaparlar. Daha sonra da bu demo robotumuzla sahaya giderler, müşteriye canlı olarak gösterirler, sonra da satış aşamasına geçilir. Yani bu kadar pahalı bir bütçeli robot bile olmuş olsa sırf müşteri odaklı çalıştığınız için müşterinin ayağına kadar bu robotu götürüyoruz, uygulamalarımızı kanlı canlı bir şekilde gösteriyoruz ve bu doğrultuda müşterinin memnuniyeti şeklinde işleyişimize devam ediyoruz. Doğru mudur efendim? Tabii ki doğrudur. Şöyle de söylemek gerekir ki robot gerçekten pahalı bir ürün. İnsanlar da bu ürünü almadan önce görmek isteyecekler, elle dokunmak isteyecekler, işleyişi canlı görmek istemeleri gerekmektedir. O kadar büyük bir bütçe ayırmaları için de kağıt üzerinde bu işlemi yapmak, müşteri ikna etmek gerçekten çok zor. Dolayısıyla bunun farkına vardığımız için ve Endüstri 4.0'ın, 5.0'ın konuşulduğu bir dünyada bunu canlı olarak müşterilere sunmak, demo robotla uygulamaları canlı canlı yapmak bizim için hem dezavantaj oluyor hem de müşteri memnuniyetini artırmakta. Peki efendim, endüstri alanı o kadar geniş bir alan ki bu robotun özellikleri say say bitmez. Bizler kısaca sizlerden özellikleri konusunda bilgi alabilir miyiz? Tabii bu robot alma ve bırakma, yani koli alma, taşıma, paketleme, paletleme, etiketleme, kalite kontrol, montaj, çapak alma, parlatma, CNC tezgahlara ürün besleme, vidalama, özellikle vurgulamak istiyorum kaynak yapma. Efendim, özellikle belirtmek istiyorum dediniz. Neden kaynağı özellikle belirttik? Şu an Eskişehir bölgesinde ki tahmin ediyorum ki Türkiye çapında kaynakçı usta bulmak çok zor artık. Dolayısıyla bir sektörde gerçekten kaynakçıya ihtiyaç var ama bizim robot kaynak yapıyor. Süper. Yani kaynakçı ihtiyaçlarımızın temini bu robotta da mevcuttur. Evet, maalesef insan ortadan kaldırıyoruz, üzülerek söyleyeyim ki. Maalesef böyle. Daha say say özellikleri bitmiyor. Vidalama sektörü, CNC'de söyledim. Şu an aklıma gelen bunlar. Daha bir sürü şeyi var. Özellikle porselen tabak sektöründe çok ciddi kullanılmakta bu robotlar. Bizim robotun şu özelliği var. İnsanla çalışabilen bir robot. Biraz açabilir misiniz bize bunu? Tabii. Diğer sektördeki bulunan robotlar gibi bir robotu tel kafes için çevirip güvenliği almanıza gerek kalmıyor. Robot insana değdiği an kendi otomatikmen duruyor. İnsan güvenliği bu robotun en önemli özelliklerden biri. Ayrıca robotta çok kolay programlama özelliği var. Bunu yarım saatlik bir eğitimle firmaların elektrik bakımcılarına, elektrik mühendislerine yarım saatlik bir eğitimle öğretebiliyoruz. Ve kendi işlerini kendileri programlayarak çözebiliyorlar. En büyük avantajlardan birisi bu. Ayrıca de bu robotu seyyar olarak kullanıp istedikleri zaman
istedikleri yerde 7/24 değişik ürün beslemede ya da değişik uygulamalarda da kullanabilir fabrikalar. Aslında şu pratikliği doğrultusunda paketlemeden bahsettiniz. Birçok şu anda yapılan iş yerlerinde kolilenme, paketleme işlemleri bulunmakta. Yani insan yükünü üzerinden kaldırarak bu gibi işleyişlerin çok hızlı bir şekilde olmasını sağlıyor bu robot. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Peki efendim, az önce bahsettiğiniz gibi insana değdiği anda kapanıyor dediniz. Bu doğrultuda kendi iş sağlığımız açısından kaza ve sağlıksal problemlerimizi de önlemiş oluyor. Doğru mudur? Doğrudur. Kaza riski sıfır bundan. Önce insan güvenliği, bu robotun ilk amacı bu zaten. İnsan güvenliği. Yani iş yerlerindeki kazalama ve iş sağlığı, iş güvenliği konusunda da birebir bu robotumuzu öne sürebiliyoruz. Tabii ki diğer robotlarda iş güvenliği için ekstra bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bizim robotumuzu seçtiğiniz zaman böyle bir ekstra bir yatırıma ihtiyacınız olmuyor. Bizim robot insanla çalışır derken, insan robota bir şeyler beslediğinde, ürün beslediğinde robot vermiş olduğunuz işi zaten yapıyor. Dolayısıyla da insana asla zarar vermiyor. İnsanla yan yana çalışıyor. Efendim, endüstri alanında engin bilgileri aldık. Aynı zamanda da robotumuzla da alakalı çok güzel bilgileri aldık Ayhan Bey'den. Bu doğrultuda izleyen izleyicilerimiz sizlere ulaşmak istedikleri zaman efendim nasıl ulaşım sağlayabilirler? Bu robotumuzda değişik de uygulamalarımız var, özellikle gıda sektöründe. Yurt dışına çıkan havalimanlarda görmüşler mutlaka. Kahve yapabilir. Hatta sanırım Hindistan'daydı Universal marka robot. Omlet yapıyordu, omlet yaptırıyordu. Bir uygulamamız daha vardı. Orada da yanlış hatırlamıyorsam pizza yapıyordu. Süper. Yani sadece iş yerlerine değil, aynı zamanda ev hanımlarına, evlere birçok ihtiyaç doğrultusunda da kullanılabilir bu robot. Kesinlikle kullanılır. Eşim de istiyor zaten ama maliyetler çok pahalı. Örneğin bulaşıklarınızı bulaşık makinesine dizdirebilirsiniz tabaklarınızı. Süper. Ben bile işin açıkçası izleyicilerimiz adına şimdiden merak edip kullanmasını da çok istedim açıkçası. Bu doğrultuda efendim vermiş olduğunuz endüstri bölümünde de bu robotun güzel bir özellikleri doğrultusunda izleyicilerimiz sizlere nasıl ulaşım sağlayabilir efendim? Bekas Elektrik kullanıcı adıyla sosyal medya hesaplarımızdan ve adresimize gelip ziyaret edebilirler. Efendim, bu kadar özelliklerinden bahsettik. Bu güzel mi güzel robotun teminini sizler nereden yapıyorsunuz peki? Universal marka robotu Universal firmasından, Danimarka'dan gelmektedir. Universal firması kendisi Türkiye'de vardır zaten. Universal robotu tercih etmemizin asıl nedenlerinden birisi çok kolay programlanabilir olması, insanla beraber çalışması, insan güvenliği olması ve geniş uygulama alanları olmasından dolayı da Universal robotu tercih ettik. Yani bu robotun diğer marka üretimlerinden birçok farkı olduğu için sizler de işinizi kaliteli yaptığınız için tamamen bu robotu tercih etmiş oldunuz. Doğru mudur? Kesinlikle doğrudur. Bizim Eskişehir'de rakiplerimiz göre en büyük avantajımız da şudur. Stoğumuzda bizim makine güvenliği olsun, kameralar olsun, yangınla ilgili ürünler olsun, otomasyon malzemeleri olsun, PLC malzemeleri olsun, hız kontroller olsun. Bütün bunların stoğu gerçekten çok fazla olduğu için müşterilerin de tercih neden olmaktayız. Kaliteli hizmet isteyen, iş güvenliğine önem veren, işlerin titizlikle yapılmasını isteyen firmamızı Eskişehir'e ziyaret etmelerini bekleriz. Efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgiler için tekrardan. İzleyicilerimize de buradan diyoruz ki endüstriyel alanda kaliteli ve titiz bir hizmet bekliyorsanız sizleri beklemiş oluyoruz diyoruz. Bizler bir sonraki durağımıza geçiyoruz efendim.